kara bu kara bu da eğlendirme dairesi. Sana bana ona çakara patara bu da eğlendirme dairesi. Şaka maka şaka makara bu kara bu da eğlendirme dairesi. Sana bana ona çakara patara bu da eğlendirme dairesi. Alo. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ha ben geldim geldim. Geldim. Abi çok heyecanlıyım ya. Bir şey diyeceğim. Çok güzel bir evlenme teklifi olacak. Bu sefer olacak galiba oğlum. Çok iyi hissediyorum. Ha böyle yüzük hazır yüzük hazır bende. Şarkı falan söyleyeceğim oğlum. Çok romantik olacak ama çok gerginim. Siz yaklaştınız mı? Süper. Tamam hadi gelin. Şu ortamı bir güzel yumuşatın abi ne olur. Bir şey söyleyeceğim. Adamsınız. Eyvallah. Hadi bay bay. Sevinç nerede? Sevinç nerede? Gelir, gelir falan. Sakin ol Mesut, sakin. Tatlım. Aşkım bu ne güzellik. Sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Sen de çok tatlısın. Tatlı mıyım ya? Öyle deme ya, utanıyorum. Gel oturmaz mısın? Oturayım. Gel gel. Ben çekeceğim. Çekeyim, buna çekeyim. Sen otur. Tatlım benim. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Birazdan buraya benim arkadaşlarım uğrayacak. Bir sorun olur mu acaba onu soracaktım. Ya niye sorun olsun? Ya. Niyesin? Nasıl tatlısın? Niyesin? Bu ne bu ne ne geçin lan Çelim be. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Geldiler, işte geldiler. Mesut. 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 Kardeşim, geldi. Ben bunu tanıyorum. Bütün albümlerini ben dinliyorum bunu. Bunların hiçbir dizisini, programını kaçırmıyorum. Ben Mesut'un daha senin arkadaşların mı? Evet. daha önce niye tanıştırmadın beni? Ya, çocuklar siz niye oğlum böyle süslenip püslenip geldiniz ya? Şuna bak, saçlar desen o biçim. Gözlükler bedava mı oğlum? Bu, yani evlenme teklif edecek siz misiniz, ben miyim belli değil. Ben bir takım makım mı giyseydim acaba ben de? Hayır oğlum siz niye bu kadar süslü? Kıvanç sen biraz daha kas mı yaptın? neyse ben sizi kız arkadaşım Sevinç'le tanıştırayım. Bakın kız arkadaşım Sevinç. Beni dinliyor musun? Beni dinlemiyor musunuz oğlum? Ne yapıyorsun? Ya. Terimi attım, sevdin mi? Ben sana şu kadarını söyleyeceğim. Mesut senden daha önce çok bahsetti bana. Ama açıkçası, açıkçası Sevinç, bu kadar güzel bir kadınla karşılaşacağımı bilmiyordum. Bu arada ben Kıvanç. Restoranı beğendin mi? Evet, burada daha önce böyle bu kadar güzel bir mekan görmedim. Çok güzel. Bu benim ikiniz için yaptığım bir jesttir. Bu, burayı sen mi buldun? Hayır, 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 hayır. Burayı ben yaptırdım. Oha. Sizin için. Ya niye böyle bir şey yaptın ki sen Kıvanç? Ne gerek vardı yani? Mesut bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen benim dostumsun. Tamam mı? Evet. Bu da senin sevgilin. Evet. Senin sevgilin o zaman bu durumda benim de... Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Tabii ki dostumdur. Tamam bir daha böyle bir şey yapmanı istemiyorum ama kesinlikle. Müsriflik bu. Sen geç abi bu tarafa. Tamam. Sevinç merhaba. Mert ben. Biliyorum. Mesut biraz rahatsız olduğunu söyledi. Sana ballı süt yaptım. İyi gelir. Sağ ol. Mesut, bütün kadınlar prensestir. Ve prenses muamelesi görmek isterler. Ve o kadar haklılardır ki. Ya. Merhaba. Şimdi ne alakası var Keremciğim? Saçmalıyorsun sanki biraz. Sevinç, Kerem ben. Tanışmamıştık, tanışalım. Bu arada
en yakın arkadaşımın boğazının sıcak sütten tahriş olmasını istemen. Bir bakayım ılık mı değil mi diye. Ya Allah ismi lan şimdi. Bir de parmağıyla karıştırıyor pis gibi. Ay. Çekil kafam. Ya aman be ya. Tamam çekil. Çekil abi oradan. Çekilin yanından. Kızın yanından çekil. Tamam çekil çekil çekil. Çekil çekil. Abi. Abi ne yapayım? Ya abi ne yapıyorsunuz? Bir kendinize gelin Allah aşkına ya. Bir kendinize gelin oğlum ne yapıyorsunuz ya? Siz neyin peşindesin? Tamam tamam sakin 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 kor. Sen ne istersen biz onu yapacağız. Çünkü biz senin arkadaşların. Tamam o zaman şöyle yapalım. Siz geçin buraya sessizce oturun abi. Birazdan ortamı yumuşatırsınız. Hem biraz kurumuş olursunuz. Tamam. Geçin sessizce oturun. Lütfen geç. Lütfen buyurun. Tamam. Evet. Evet. Sevinç'im, hayatım sen bana bak. Sen bende kal ama öyle... Ay canım be. Sen niye... Ya... Ya çocuklar şimdi... Hayır ne gerek var böyle oturmalarına? Karizmatik karizmatik... Şey yap oğlum. Tamam hayatım sen bana bak. Sevinç'im, bak şimdi ben sana çok güzel bir sürpriz hazırladım biliyor musun? Neymiş? Ya sürpriz hazırladım. Sana şarkı söyleyeceğim. Hem de en sevdiğin şarkı. Ya. Evet hazır mısın? Hay 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 hay. İlmeden aşık olmadan gel. Gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Gel. Kenan Doğulu Ex Aşkım çıkış tarihi 2001. Kadınlar böyledirler işte. Sevdikleri şarkıların tüm detaylarını bilmek isterlermiş. Ne nasıl? Sevinç. Başka hangi şarkıları seviyorsun? Ay bir de şey... Ya bir dakika sen niye ona bunu soruyorsun şimdi? Ne bir sonraki albümde onları okuyacağım da o yüzden. Okuma birader istemiyor. Ben okuyacağım oğlum şarkıyı tamam ya. Hayır, hayır Koran bir şey söyleyeceğim. Kendini yormuyorsun. Kenan'ı arıyorum o gelip kendi şarkısını söylüyor. O... Ha yani... Yok saçmalama. Hayır canım saçmalama. Gelmesin oğlum sakın arama. Ben söyleyeceğim şarkıyı. Tamam Koran abi peki söylemiyor yapmıyorum o zaman. O zaman şöyle bir şey... Düşünüyorum ha tamam okey şöyle yapayım Sıla'yı çağırayım sana vokal yapsın. İstemiyorum abi Sıla'yı yormayalım şimdi buraya kadar ben söyleyeceğim şarkıyı tamam yapmayın kurban olayım ya. Tamam tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bunu bana neden yapıyorsunuz? Ha? Ya sen ne istersen biz onu yapacağız Mesut. Çünkü biz senin ne arkadaşların. Ya hey Allah'ım şapşikler kızamıyorum da. Tamam tamam o zaman şöyle yapalım. Bak sadece hoparlörlerden müziği versinler yeter. Ben söyleyeceğim oğlum şarkıyı tamam mı? Tamam ben hazırlıkları başlatıyorum o zaman. Garson hoparlör. Ya. Arkadaşım mikrofon buraya. Oğlum da böyle şık giymiş takım makım giymiş. Papyon takmış bembeyaz giymiş bir de. Tertemiz oğlum senin üstün kirlenmiyor mu çalışırken ya? Bana bak işini güzel yapmıyor musun sen? Şişt, alo. İyi öğrenciler Selim. Sağ ol. Kim lan bu? hayatım Selin, Sevinç, Sevinç gel. Şimdi sen bende kal ya bakma nereye bakıyorsun öyle? Tamam fazla şey yapma. Ben şimdi şarkımı söyleyeceğim. Evet burada bir sahne yok. Sen zahmet etme Mesut, disko topu var. Hayır, kim arkadaşına destek olmaya gelirken yanında termos ve disko topu getirir Allah aşkına? Kardeşim böyle özel bir günde bunu senin düşünmemiş olman ayrı bir konu. Şimdi kızın önünde bozdurtma kendini. Bozdurtma beni, tamam. Hey! Sevinç, cipsin bitmiş. Hemen garsona söylüyorum sana cips getirsin. Yok yok, Sevinç abur cubur şey yapmaz öyle ya. Gerek yok, söylemeyelim. Okey. Tamam, şey. Ya Allah bak bak. O hareketi. Oğlum ne gerek var şimdi bu cipsi? Müsriflik abi bu. Bak 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 hareketlere bak. Hayır bir maaşı değerinde cipsi döktü orada yere. Afiyet olsun Selim.
Öfüdüşüşü. Sen toplayacaksın lan onları. Neyin havasındasın? Dingil. Adın ne lan senin? Gel buraya. Aşkım ben bir lavaboya gidip geliyorum. Ha tamam git hayatım sen. Git. Gelir onlar mi? Sonra dikkat et. Sen nereye? Şaka yaptım. Bir gelin bakayım siz böyle. Tövbe nimete bastırdılar ya. Gel bakayım. Oğlum siz niye abartıyorsunuz ya? Ben evlenme teklif edeceğim burada. Sizin yaptığınız şeye bak Allah aşkına. Sadece sessizce oturun ortamı yumuşatın oğlum. Ben şarkı söyleyeceğim. Olay bu. Yok endişelenme ama en azından şu mikrofonu. Şimdi bak Mert o mikrofonu alır senin... ağzına böyle pıttış pıttış vururum ha. Tamam bunu al bu daha iyiymiş lan. Evet. Sevinçim tatlım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi gel kalkar mısın böyle? Şimdi sana şarkımı söyleyeceğim. Ya. Çok hazırlandım. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Sabahım kararır, dövür ya. Oğlum siz neden bana bunu yapıyorsunuz ya? Niye böyle ağzı s**tınız ortalığın oğlum? Niye böyle yapıyorsunuz ya? Tanrı aşkına, biz senin mutlu olmanı istiyoruz. Çünkü biz senin... Ne arkadaşların? Çoktandır anladım senin gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açarım başına. Sezeceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Geleceğim senin. On contrary to general knowledge, kabul edilen genel bilginin aksine erkek aslan ormanın kralı olsa da aslında klandaki gerçek yırtıcı dişi aslandır. Bak bak bak. Ancak ve ancak bir dişi aslan tenhada sakin, masum, savunmasız, her şeyden bir haber bir ceylana bu kadar sessizce yaklaşabilir. Kaç lan sana kaç! Ve ceylan fark ettiğinde ise her şey için çok geçtir. Hakan. Ananı abone. Eh be yani eh. Ne? Hakan sana bir şey soracağım. Sor. Biz ayrılsak ne yapardın? Nereden çıktı o ya? Ya bir yerden çıkmadı öyle aklıma geldi yani biz ayrılsak ne yapardın? Kızım manyak mısın? Niye durup dururken tadımızı kaçırıyoruz? Hasta mısın sen? Ya üf cevap versene bir düşün mesela ayrılmışız ne yapardın? Vallahi işte yani kötüyüm. Belli ki kötü durumdayım. Arkadaşlar falan gelmişti. Dışarı çıkılır. Hı hı. Nedir işte bir şeyler içilir falan. O içildikten sonra ne olur? İşte daha da belki kötü olunursa bir yerlere gidilir. O yerlerde muhakkak bir karıyla karşılaşılır. Eve gelinir, dertleşilir. Tatlım biz ne zamandır dertleşmiyoruz farkında mısın? İşte 3 hafta mı? Bravo 3 hafta. Oldu ben kendimden biliyorum çünkü yalnız çalıştığım için. İyi çalışmalar. Sağ ol. Şimdi bak bendeki hikaye öyle olmaz biliyor musun? Nasıl oluyormuş sendeki hikaye? Şöyle olur. Biz ayrılmışız. Ben böyle sadece cep telefonumla cüzdanımı almışım. Her şeyi sana bırakmışım. Kapıyı çarpmışım gitmişim. Defolmuşum gitmişim. O kadar defolmuşum ki. Yağmur da yağdığı için ne yaptığımı bilmiyorum. Ah bir de bakıyorum otogardayım. Sonra ilk gelen otobüse biniyorum. Nereye gittiğim önemli değil artık. Cam kenarına oturuyorum. Cama başımı yaslıyorum. Yağmur yağmaya devam ediyor ve gözyaşlarıma karışıyor yağmurlar. Ayrılık çok zordur bilirim ama bu defa sensizlik çok koydu kalbime.
Ulan bu Sezen Aksu yaktı hepinizi yaktı yemin ediyorum. Tıs. Otobüsün kapısı kapandı, bozma. Hayırlı yolculuk bakalım hadi. Otobüs ilerlemeye devam ediyor. Tekerler döndükçe benim içimdeki yangın büyüyor. Tam ana yola çıkacakken... Fren sesi. Ah, arabanla otobüsün önünü kesip sen gelmişsin şaşkın. S**tir. Tabii durur musun arabanın içinde? Çıkıyorsun arabandan. Otobüsün içine giriyorsun birdenbire. Ah! Bir anda herkes o kadar meraklı bakışlarla bakmaya başlıyor ki. Bu adam da kim? Aa, nereden çıktı bu adam? Aa, adam. Kim o adam? Aa, bu adam kim acaba? Bilmiyoruz ki. Otobüsün önünü bile kesebilecek kadar kudretli falan derken biz bunlara hiç aldırış etmeden bakışlarımızı ortada buluşturuyoruz ve bir alkış kopuyor. Böyle. Otogar kafayı yemiş o zaman. Ne diyeyim? Niye alkışlıyorlar bizi? Oturduğun yerden anlayamazsın tak. Oraya. Çünkü sen benden özür dilemek için buraya kadar geliyorsun ve çok aşıksın. İşte bunu alkışlıyorlar. Bana doğru koşmaya başlıyorsun. Slow motion koşuyorsun bana doğru. Koş sana! Koşuyorsun bana doğru. Koş. Koşuyorsun. Koş. Ne yapayım? Sen koş. Koş. Ne yapayım? Ne yapayım? Yavaş yavaş koş böyle. Koşuyorsun ve aşkla sarılıyoruz birbirimize. Ne diyorsun? Vallahi öyle her şeyi canını sıkma diyorum. Üç günlük dünya balatayı sıyırırsın diyorum. Ne diyeyim ben? Bu mu yani? Bunu mu diyeceksin orada? Kızım ne diyeceğim? Biz ayrılmadık ki. Ayrılmadık mı? Ayrılmadık tabii. Ayrıldık mı, ayrılmadık mı? Ayrılmadık. Ayrıldık mı? Ayrıldık desen... Hangisini söylersem sakata gelmeyeceğim ben. Onu bir şey yapsam. Hesap kitap diyorsun yani. Bravo ya, ben kimle konuşuyorum ki ya? Adam hesap kitap yapıyor. Ya kızım ne hesabı kitabı? Allah aşkına biz ayrılmadık. Niye durup dururken tadımızı kaçırıyoruz ya? Allah Allah. İnsan gibi oturuyordum ben şurada. Hayvanları seyrediyordum yani. Tamam Allah. Ne olur konuyu kapat. Allah aşkına kapat bu konuyu ya. Kapat konuyu ya. Lan ben de açtım, sen açtın. Kapatırım zaten. Ya lütfen konuyu kapatır tamam, mısın? Bak tamam. Hala devam ediyorsun ya. İzlesene arkadaşlarını. Yok kapanmayacak ya, tamam. Tamam hadi alalım baştan, sen zehrini at. Tamam mı? Zehrini bırak buraya, ondan sonra konuyu kapatalım. Ondan sonra kapatalım. Şimdi bak ben sana bir özet geçeyim Allah aşkına. Şimdi sen evde normal insan şeklinde otururken... Evet. ...sana bir vahiy geliyor yukarıdan. Evet. Tamam mı? Sen basıp gidiyorsun otogara. Bak şimdi yağmur yağıyor falan. Bu havada. Yağıyor hadi. Hı. Gidiyorsun otogara. Kafanı dayıyorsun, gayipten bir tane müzik geliyor. Böyle buğulu buğulu camdan dışarı bakıyorsun. Nasıl oluyorsa artık o. Sonra otobüs hareket ediyor yavaş yavaş. Ben gelip arabayla otobüsün önünü kesiyorum ki benim arabam yok. Arabadan iniyorum, otobüse biniyorum. O esnada şoför bana binmiyor. Otobüsün ortasında gözlerimiz buluşuyor. Bak bak. Bütün otobüste kafayı yemiş, bizi alkışlıyorlar bak. Git bak bakalım bu saatte Esenler Otogarı'nda oynaş. Adamı alkışlıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bir bak bakayım orada hadi. Hadi gitsin hadi. Allah manyak manyak hikayeler ya. Tabii ya. Ne tabii ya ne? Tabii ya. Ne? Ben anladım. Neyi anladın? Ben anladım. Neyi anladın kızım? Anladım ben abi. Ben anladım ya. Ne kadar salağım ben. Şimdi anladım. Şu anda burada anladım. Niye anladın lan? Niye anladın işte? Tamam anlat da anlayalım ne anladın? Bak ya. Ben sana bu soruyu sordum. Hemen böyle gittin içtin. Hamileyle tanıştın, dertleştin filan ya. Biz geçen gün bir bara gittik ya seninle. Evet. Orada iki tane şıllık vardı. Üniversiteden arkadaşım dediğin. Allah cezik. Ne olmuş? Üniversiteden arkadaşlarım. Ne? Evet ne var? Ne var? Ha? Hangisiyle fingir diyorsun? Ben o ilk sorduğun soruya cevap verebilir miyim? Neydi o? Senden ayrılsaydım daha güzeldi o be. Otogara gidiyorduk falan. Yağmurca. Lan ne böyle atma gözlerini? Hangisiyle fingirleşiyormuşum? Kızım onlar benim. Üniversiteden arkadaşlarım. Öyle bir şey olsa üniversite yıllarında olurdu zaten. Allah Allah. Ne oldu canım? İstemediler mi seni? Kim istemedi ya, kim istemedi? Kimi istemiyor kızım? İstediler, ben olmadım! Tamam, ben de inanmadım çok zaten. Hadi.
İstediler, ben almadım. Brad Pitt sanki. Hangisiyle finger diyorsun, söylesene. Ya kızım, ne finger demesi, ne finger demesi Allah aşkına ya. Bak ikiledim, ne finger demesi, ne finger demesi. Heyecanlanmaya başladın, çözülüyor işte. Hangisi? O değil mi? O, o. Kim o? O. Değil mi? O. Kim o? O, o. 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 Çık lan sevgilimin içinden. Çık sevgilimin içinden. Hasta. Kim o? Allah cezanı vermesin seni. Anlat. Tuğba'yı tanısan hiç öyle... Yastığı alıp o yaptım Tuğba dedin. Kızım o kişinin Tuğba olduğunu anlamak için o Tuğbaları çıplak mı görmüş olmak lazım illaki? Kızı Tuğbaları iri. Üniversitede de öyleydi o. Ne oldu canım? İçinde mi kaldı o Tuğbalar? Kızım ben seni aldatmadım, seni nasıl inandıracağım acaba? İnandıramazsın. Konuyu kapatsak o zaman. Kapatmayacağım. Allah. Arıyorum doktoru ben vallahi. Ah. Tabii ya. Ne geliyor, ben korkuyorum şu an vallahi. Ne kadar salam ben, ne kadar basit bir şey, anlamıyorum ya. Dikkati Tuğbalara çek ama hedef öbür tarafta değil mi? Öbürü değil mi? Öbürü o, o değil mi o? Vallahi ben çıkartamadım, anlamadım. Bir daha bak çıkarırsın bak. Ya kızım saçma sapan konuşma, vallahi insanların günahını alıp duruyorsun. Bir otur şuraya, Allah aşkına bir otur şuraya. Bak baştan alalım, şimdi tatlıya bağlayacağız bak Allah aşkına. Sen şimdi bir duygusal bir şeylere büründün sen tabii, bir şey, içsel bir şey oldu sana. Ya sen manyak mısın sen? Ben o kızlarla benim ne işim olur, sen deli misin? Ha? Ne? Ne? Şaka, şaka yaptın. Şaka, Allah seni kahretmesin. Şaka, şaka yaptın değil mi? Ulan ben de diyorum ne iri Tuğba'sın, ne kalçaları. Bana denk gelmedi ki öyle bir şey ben. Tamam, sana geçen yaptığım şakanın öcü değil mi bu? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Yedim adı ama yedim, vallahi yedim. Tamam, gerizekalı ya. Allah'ım ya. Ya tabii canım, ne işin olacak senin o kızlarla? Senin kızlarla ne işin olacak ki? Öbürü değil mi? Bir dakika, şimdi benim kafam karıştı. Vallahi kafam karıştı ya. Ben... Şimdi bak, Tuğbalardan geçtik. Hı hı. Öbür şıllığı geçtik. Hı hı. Bir sen, bir ben, bir Osman kaldı masada, ne? Osman! Sen dedin. Sen ne dedim ben? Sen dedin, iri Tuğbalardan geçtim. Üniversitedeyken onlar istediler, ben istemedim dedin. Osman'la yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi dedin. Ne işte? Ya ne Osman'ı, ne Osman'ı? Ya. Manyak! Zaten Osman benim tipim olamaz. Onun göbeği bıyık. Allah benim belamı vermişsin ya. Lan sıvıracağı çıkardın beni ya. Bak, yaklaşma bana. Yaklaşma bana. İnkar bana yaklaşma. İnkar ettikçe içindeki Osman güçleniyor. Yaklaşma lan bana. Lan sen ne kadar sertifikalı bir manyak çıktın be ha? Ya ben 5 dakika önce burada paşa paşa oturmuş, güvenli bir şekilde televizyonumu seyrediyordum. Sayende 5 dakikada paşalıktan eser kalmadı. Yaptın beni. Masadaki bütün kız arkadaşlarımı şıllık yapmakta kalmayıp... gittin Osmanlı benim sevgilimi ilan ettin. Bitti mi, oldu mu ha? Mutlu musun şu an? Tatlım, yalnız benimle konuşurken ses tonunu yükseltmezsen çok sevinirim. Bak, bu hayatta benim en kıymet verdiğim şey onurumdur ve ayrıca kadın olduğumu unutuyorsun. Bir de çok abartıyorsun, kırıcı oluyorsun. Özür dilerim. Artık hiçbir önemi yok. Çünkü ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ayrılıklar bir gün. Bir şey mi dedin? Allah belamı versin, bir şey demedim. Durdum böyle burada. Demedin hiçbir mi? Hiçbir şey demedim. Gidiyorum bak. Elveda hüzün yüzlü. Gittim o manyak. Alacakaranlık kuşağı gibi ya. Gerçi bu tarz filmlerde yaratık son bir hamle yapar ama. Ana, ana. Numara lan bu. Dedim, 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 dedim. Aşkım bir tanem, ne dedin? Söyle, ne dedin, ne dedin, ne dedin? Dedim, şey dedim. Hani sen çıktın ya. Sakin, sakin. Buradan çıktın ya. Ben orada böyle içsel olarak hani senin o istediğin o duygulanım. Hani böyle... Dur bir dakika. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika. Tabii ya. Ne oldu? Ben bunu daha önce nasıl... Ne yapacağız? Gel buraya. Gel buraya. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Her şeyi baştan alıyoruz. Tamam. Burada hiçbir şey yaşamadık, tamam mı? Tamam. Sen bana soruyu soracaksın. Ben de tatlı bir şekilde cevabımı verip... bu olayı tatlıya bağlayacağız. Tamam. Çünkü hani çok gerçekten şey olduk ya. Evet, ya. Vallahi hani. Evet. Hiçbir şeyden haberim yok. Sen soracaksın, ben cevabı vereceğim. Tamam. Hadi, otogarda sana. Mıyız? Otogarda. Haremdeyiz. Tamam. Oynaşacağız ya konsepte uygun. Tamam. Tamam. Bir kiye bir kiye oynaşmayan yolcu kalmasın. Hiçbir şeyden haberim yok şimdi. Hadi. Tamam. Hakan. Efendim? Ben gidiyorum. Yeah.
What the Sen ne dedin? Ben gidiyorum. Ay oğlum, bir dakika, sen ne dedin? Gidiyorum ben. Bir daha söyle, sen ne dedin? Gidiyorum ben gidiyorum. Hayır yok, olamaz ya. Bir daha söyle. Ay ben gidiyorum! Gariptirim sana oldu, neler yaratmış. Yarattı her şeyin dünü aratmış. Aklı ile her şeyin sırrını bulmuş. Kendi yarattı putun kölesi olmuş. Benden pas. Bende. Al bakalım Müfit Efendi. 500 kayme. Görüyorum lan. İyi düşündün mü Müfit? Ver misin? İyi düşünmedim ama elbette varım. Hay hay. Basri, bir kart ver. Bunları komple değiştir bana. Al bakalım, bütün paramı ortaya koyuyorum. Rest. Restini görüyorum ama hiç param kalmadı. Odunları koyuyorum. Ya şimdi şu ortama hiç oydu mu odun ya? Oysa da odun, oymasa da odun. Yetmez ulan. Kaybedersen sobayı da isterim. Kazanırsan alırsın sobayı. Hemen. Neyin var? Vallahi bir tek kumarım var. Yoksa güllaç gibi adamım. Öyle değil ulan, elinde ne var? Ha, 3 asım var. Ama bende 5 as var. Müfit, sobayı getir. Şu an benim moral 0-0-0. Kaki sobayı getir. Allah kahretmesin. Biz de çıkalım bir hava alalım, batakhaneye girelim, 3 defa güneş battı. Neden sobanın yanında duruyoruz abi? Soba yanmıyor ki. Sobanın mevsimi değil Cemal'ım. Şimdi mevsimi değilse ne zaman mevsimi ana? Dışarıda kardan adamlar halaya durmuş. Yazla merhaba partisidir o evladım. Hadi sen Ateş abine sokuluver de ısıtsın seni. Sen dersine çalış kardeşim. Ben hohlar ısıtırım seni. Hoh, hoh, hoh. Ben zaten kendi ödevimi bitirdim abi. Şu anda senin ödevini yapıyorum. Aferin koçum. Yalnız yazıyı değiştirseydin, öğretmen çakmasın. Ah keşke fırsat varken sen de okuma yazma öğrenseydin abi. Ah benim kamu spotu suratlı kardeşim. Ben değil, sen okuyacaksın. Okuyup çok gözlüklü, büyük bir adam olacaksın. Ben ziyan olsam da olur. Aa, babanız olacak o mendebur. Gene odunları götürdü, kumara bastı. Kediyi bile kumarda kaybetti Salım'ın oğlu. Minnoş. Minnoş gittim ana. Anam, Minnoş nasıl gider anam? Minnoş. Ah, komşuları dinleyin. Bu adamla evlenmeyecektim. Hadi evlendim. Kadın olduğumu söylemeyecektim hiç. Zaten hiç benzemiyorsun ana. Keşke çaktırmayaydın. Yine de öyle deme ana. Babam ortamlarda 10 joker gücündeymiş. Alemlerde duyuyoruz. Hadi evlatlarım. Sessiz hıçkırıklar ve not büyüklüğünde gözyaşlarıyla sarsıla sarsıla uyuyun çocuklarım. Uyuyalım abi. Hem belki rüyamızda babamı da görürüz ha? Görürseniz bu elektrik faturasını da verin. Tamam anne. Hem rüyamızda babamızı görürsen ki bana da gösterirsin değil mi abi? Ben senin yerini de görürüm kardeşim. Sen okuyacaksın. Tamam da ne okuyacağım abi?
Bunu. Ben senin yerine doyururum kardeşim. Haydi Allah zihin açıklığı versin. Karanlıkta bir şey göremiyorum abi. Aydınlıkta herkes okur ulan. Karanlıkta okuyacaksın. Gözlerini kısacaksın. Denizci Simbat'ı bitireceksin. Denizci Simbat. Masallarda bile ev geçindiriyor adamlar. Gözün kör olsun müfin. Hadi uyun evlatlarım. Hadi yavrularım. Gel kardeşim uyuyalım. Gel abi. Gel kardeşim benim. Yalnız çok sarılma kardeş ayağı ya biliyorsun. Ya. Boyun posun devresin müfit. Gene elinde avucunda ne varsa kumara verdin değil mi? Karışma bana kadın. Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun sobayı? Kumar borcu bu kadın. Sobayı almaya geldim. Yanmıyor soba mal. Yanan sobaya nasıl elleyeyim gerizekalı kadın? Hanım bizim çocuklar iki taneydi değil mi? Aklından neler geçiyor cemiyet mikrobu? Birini kumara bassam diyorum. Vermem. Ölürüm de vermem. Ne olacak? Takım mı bozulur? Gerekirse üçümüzü birbirimize dikerim. Gene vermem. Bağırma kadın. Eşyasız evde bağırıp boşu boşuna eko yaptırma. Defol buradan. Defol, defol, defol. Anam. Annem. Anam. Annem. Çok kötü bir rüya gördük anam. Aa, benim ekstrasım o züğürtlerim. Garibanlıktan ayrı ayrı rüya bile göremiyorlar. Rüyamda babamı gördük ana. At yarışındaydı. At olarak mı evladım? Hayır. At olarak görmedik ana. Kupon yaparken gördük. Aa, iyi görmüşsünüz. Çünkü at Murat'tır. Müfit değil çocuğum. Kumar oynuyordu anne. Yine kumar oynuyordu. Rüyada bile. Yazıklar olsun. Yine burada kumar peşinde her zaman. Hayırlı akşamlar Safiye bacı. Minnoş! Minnoş! Minnoş'u ver bize, Minnoş. Kurban olayım Minnoş'u. Tamam, sen de mi Minnoş? Ah, mahallemin koca yürekli küçük esnafı. Hoş geldiniz. Fakat siz içeriye nasıl girdiniz? Kapı açıktı Safiye bacı ve ne ilginçtir ki kapının göbeği de yoktu. Evet. Kapının göbeğini de götürüp kumara gömmüş Mendebur. Şimdi Safiye bacı. Duyduk ki zor durumdaymışsın. Biz de arkadaşlarla kendi aramızda elimizden... Ya benim dilim varmıyor ya. Nusret, sen de. Safiye bacı, gururlu, mert, büyük, olgun bir kadınsın. Uzun uzadıya arkadaşlarla düşündük. Evet, arkadaşlarla biz aramızda düşündük. Madem ki zor durumdasın, artık bize olan borçlarını başka türlü yollarla. Yani yanlış anlama. Ya da anla. Yanlış çünkü. Aramızı mundar edecekler kardeşim. Hey, dağılın ulan. Sizi gidin küçük ve ortaya çektiniz düşmanlara. Kaç 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 manyak çıktı. O silah nereden çıktı? Ateş ver onu bana. Ben bu silaha mecburum ana. Mantar tabancasın ama abi. Şimdilik kardeşim. Ama bu işin sonu 7.65. 455. 7 × 65, 455 eder. Ah benim abaküsüm. Öyle ayrı dünyaların çocuklarıyız ki. Asla. Gerçeğini asla eline almayacaksın Ateş. Ben size bakacağım. Kimselere muhtaç etmeyeceğim. Gerekirse Angelina Jolie makyajı öğreneceğim. Yazları Sibelcan diyeti yapıp sonra saçımı Hürrem kızına boyatacağım. Ama size ele muhtaç etmeyeceğim, çocuklarım etmeyeceğim. Allah belasını versin. Yere batsın. Üstü kalsın. Abi ne yaptın? O senin ödevin. Bundan kelli. Benim tek ödevim bu aileye bakmak, seni okutmak. Bundan sonra bu ailenin babası benim. Ama okulun ne olacak Ateş? İstifa ettim gitti ana. Allah korusun. Ya hapse düşersen abi? Gerekirse hapse düşeceğim. Kötü halden aylarca içeride kalacağım. Ama sen okuyacaksın. Okuyup hakim, savcı,
mübaşir en olmadı daktilocu kız olacaksın. Ve beni kurtaracaksın. Anlıyor musun? Okuyacaksın. Simbat'tan nerelere geldik abi? Ben zaten okuyorum. Daha çok okuyacaksın ulan! Gerekirse gözlerin yer değiştirene kadar okuyacaksın. Eğer ara verirsen iki elimde yakanda olacak. Haydi Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Hadi! Anam! Bu yoklukta gitti bir kurşun boşu boşuna, yapma ana! Gitme oğlum! Boş ver ana, koy ver gideyim. Aa, arkandan hep dua okuyacağım. Sen değil, sen okuyacaksın! Eğer bu evde bir şey okunacaksa sen okuyacaksın. Gerekirse sabaha kadar hatim indireceksin. Anlıyor musun beni? Okuyacaksın ulan! Okuyacaksın! Okuyacaksın! Bu ne sinir, bu ne öfke, aman bir telaş. Bir acele, herkes birbirini boğacak. Bu gidişle sonumuz ne olacak? Kimi takmış Alaturka'ya, kimi batıdan şikayetçi. Ne var sanki bunda kızacak dünya hali, bu gelip geçici. Şşt şşt sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şşt şşt sakin ol, sinirlerine hakim ol. Ha. Şimdi... Şinasi Hoca ile zihin yolculuğuna hoş geldiniz. Aleykümselam. Evet. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk. Ablam. Sağ ol, başımda. Anneciğim, izin ver de ben mi kendimi takdim edeyim? Bir müsaade et istersen ha. Ne bileyim oğlum? Sabahtan beri beygir gibi soluyorsun, tıkandın sandın. Ay sen küçükken de böyleydin. Bir misafir geldi mi odaya kendini kapatır çıkmazdın. Hatta bir keresinde Betüller geldiydi de hatırlıyor musun? Odadan çıkamamıştı, kumbarasına işemiş. Bunun a**sini ben sildim ya. Ne kadar da güldük, gülerken yırtıldık anlamsız değil mi? Evet, zaten konu komşuyla yoga mı olur ya? Ne kadar anlamsız. Altın günüm mahne bu ya. Çocuğum ekmek parası. Kiminin duası, kiminin yogası. Hadi. Evet, şimdi nefesi alıyoruz. Hela pozisyonuna geliyoruz. Evet. Yavaşça bedenimizi öne doğru alıyoruz. Ay. Gevşiyoruz. Evet, çimenler üzerindeyiz. Ne görüyoruz? At! At var hocam ileride. Suat, ne çabuk duyguya girdin lan? Ha? Tayin mi oldun, ne oldu? Yok hocam, benim kalbim temizse demek ki ben çok çabucak bağlandım. Atın abim hocam. Sal gitsin Suat'cığım, sal gitsin. Evet, gevşiyoruz. Ne görüyoruz? Oh ilah mısın, nükleer silah mısın mübarek? Ne görüyorsun Davut amca? Nimet Hanım'ı görüyorum oğlum. Hayırlı işler Davut amca. Oo, sağ ol. Hangi Nimet Hanım? Ya canım, aşağı mahalledeki Şendul yok mu? Evet, nefes alıyoruz. Betül Hanım, ne görüyoruz? Ay gözlerimiz kapalı ayol, ne göreceğiz? Manyak sorular. Evet, sinirlenmiyoruz. Kendimize sarılıyoruz. Ve içimizden tekrar ediyoruz. Ben seveceğim ve şefkatliyim. Ben seveceğim ve şefkatliyim. Evet, içimizden dediğimde tam da böyle bir şeydi zaten. Evet, başkalarıyla paylaşacak çok şeyim var. Başkalarıyla paylaşacak bir şeyim var. Benim hiçbir şeyim yok oğlum. Emekli adamız bizim, neyimiz olacak ya? Ya manevi cebimizdekilerden bahsediyorum Davut amca ya. Olur. Evet, şimdi her şeyi unutuyoruz. Dünü unutuyoruz, zaman mekan unutuyoruz. Kurs aidatlarını unutmuyoruz.
Değil mi Şinasi? Tövbe tövbe. Evet, şimdi öne doğru geliyoruz ve tüm elem kederi toprağa bırakıyoruz. Adeta toprak oluyoruz. Tövbe bismillah, Allah gecinden versin oğlum, o nasıl söz ya? Alo. Alo Serkanç aşkım. Meditasyondayız kız. İstasyon gibi karı diçöş. Meditasyondayım ha, zihin şeyse. Yalnız bölmüyoruz değil mi Betül Hanımcığım? Ay yok kız, takılın siz. Keyfinize bakın hadi. Ay bizim Şinasi ayol taktı bana. Ay öyle değil be manyak. Şey... Ay bizi gevşetiyor, rahatlatıyor. Zihinsel yolculuğa çıkacağız beraber. Cep telefonlarını kapatıyoruz değil mi Betül Hanımcığım? Aa ne var yasın be? Tamam kapattık. Ne oldu şimdi? Evet, sinirlenmiyoruz. Kendimizi seviyoruz. Adeta ovalarda, ırmaklardayız. Ne görüyoruz? Valla oh! Oh Nimet Hanım! Ne nimetmiş be! Şinasi oğlum, bu hikaye hamamda biter ben sadece. Teneşir horozu seni. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Paçalı donunuzu, yün atletinizi, gocuğunuzu giyinin. Vallahi size müstahak ya. Hadi kalkın, zihin penceremizin önünde duracağız hadi. Evet, ne görüyoruz? Betül Hanımcığım ne görüyoruz? Ay vallahi ne göreceğim? Serkanç'ı gördüm yine. Ne yapıyor Serkanç? Bize zarar veremez, rahat ol. Serkanç mı zarar veremez diyorsun? Ay bir de bir güzel bir sinirlenmiştir şimdi, o iyice de bir kabarmıştır. Biliyorsun aşırı derecede her tarafı üçgen vücutlu bir insandır. Zarar verdi mi de tam verir. Vallahi verirse Ekim'e kadar, vermezse ben Ekim'den sonra izne çıkıyorum zaten. Evet, ayaktayız. Üstümüzdeki kıyafetler çok hafifliyor. Adeta çırılçıplaz. Evet, ve zihin penceremizin önündeyiz. Ne görüyoruz? Evet. Ah, her yer, her şey rengarenk. Evet, şahanesiniz. Devam edelim. Evet, her şey çok ucuz kız. Ay, sezon sonu indirimine denk geldim. Coşuyorum şu an. Ay. Ay istediğimiz her şeyi alabiliyor muyuz buradan kız? Her şeyi alabiliyorsun Betül'cüğüm. Çünkü sen zihinden muafsın. Sen bir gerizekalısın. Evet Suat'cığım, sen ne görüyorsun? Hocam ben de soyunma kabinlerinin oradayım. Betül Hanım aradığınız elbisenin simol bedeni benim elim. Kabinde beraber deneyelim mi? Ay git! Bizde erken sapık doymadı bu ya. Suat, evet, sen ben... kızın zihnini mi takip ettin? Lan senin müstakil zihnin yok mu gerizekalı? Evet tamam, gevşiyoruz, yumuşuyoruz, ne görüyoruz? Nereye gevşiyorsun, yumuşuyorsun? Bana niye sormuyorsun, diktin beni buraya? Sor bana da ne görüyorsun diye. Anneciğim çok özür dilerim, sen ne görüyorsun zihin pencerenin önünde? Ne göreceğim? Leş gibi camlar. Leş gibi. Üst kattaki yeni gelin var ya, çarşafları, halıları, her şey silkiyor. Sabah sildim, daha alacadanaya dönmüş ayol. Anneciğim, hizmetçi ruhlu anam, zihin pencerenin önünde ne görüyorsun? Şinasi bir tane adam görüyorum anne. Böyle iri yarı kaslı maslı bir şey, ay psikopat gibi. Yok anneciğim, onlar senin endişelerinin simgeleşmiş hali. Yok annem, simgeleşse tanırım ben. Bu baya baya psikopat bu. Çok acayip, sana dik dik bakıyor, boynunu böyle böyle kırıyor. Kolay gelsin, bir şey soracağım. Ne diyecektim ya, bu ilaçlar unutturuyor da biraz. Ha, Şinasi denen lavuk hanginiz? Eyvallah. ...300 kilo falan kaldırdım. Var ya, size öğrettiğim yogalar haram zıkkım olsun. Kolay gelsin birader. Şimdi bak, teyze bana bırak. Bana bırak, ben kaldırırım. Aaa, sıktım! Buradan aldım, buraya koydum. Sağ ol çocuğum.
Şimdi dostum, bunlar comeback. Six backler. The Empire Strikes Back. Kavuna back. Ben bunları 2x300 kere falan yaptım. O şekilde gelişti 2-3 günde, tamam mı? Şimdi seni bunlarla döveceğim. Tamam mı birader? İnsan beyninde giden tek bir damar vardır. Buradan buraya tek bir damar gider. Ben sana tek bir hareket yaptığım zaman sen buraya yığılır kalırsın. Ah! Serkancı aşkım hoş geldin. Seni bekliyordum, yoğuşuyordum. Soyunma kabinindeyim, çırılçıplak Serkanç. Sen niye çıplaksın? Edepsiz. Sana kim dedi çıplak ol diye? Sen dedin şnavsel. Beyefendi ben öyle bir şey der miyim? O benim kız kardeşim. Bu dönemin kızları neden böyle? Hepinizi yoğuşturacağım. İki çarpı 200 yaptım bunu. Bakın. O avuçlar mavuçlar yok. Onlar çok saçma şeyler. Sizin biraz rahatlamanız lazım. Bakın şimdi benim dediklerimi tekrar edin. Ben seveceğim ve şefkatliyim. Buyurun. Ben seveceğim ve şefkatliyim. Ya değişimi gördün. Allah! Stop telefonlayın! Ne yaptın lan kıza? Ne diyorsun oğlum sen? Ben bir şey demiyorum ama bir doğu felsefesi şöyle diyor. Yemek bulduysan ye, dayak bulduysan kaç. Okey. Koşamıyorum, fazla kaslıyım ama geliyorum birazdan. Melis! Melis! Melis kızım, alt tarafı bisiklet kullanacağız şurada. Akşama kadar seni bekleyeceğim ben ya! Ne? Ne bağırıyorsun? Geldim, ne bağırıyorsun? Salak! Salak ya! Tamam, sana bir şey söyleyebilir miyim? Sen bu sabırsızlıkla kendine biraz zor sevgili bulursun. Evet. Kızım öyle bir şey değil ha. Aslında sen erkekleri kapında bu kadar bekletirsen zor bulursun birini kendine. Tipe bak ya, tipe. Bisiklet kullanmaya full makyaj gelmişsin ya. Düğüne mi gidiyoruz kızım? Alo! Sen kendi tipine baksana. Kendi saçına baksana. O saçların bir iğrenç olmuş, jölelimişsin, iskimiş gibi. Ağzından geliyor parfüm kokusu, parfüm sıkmışsın. Bir süslenmişsin, onlar ne Allah aşkına? Kızım sen hakikaten salaksın ya. Kızım zaten bisiklet sürmek bahane. Asıl ama sen de çok iyi biliyorsun ki... Asıl amaç nedir? Asıl amaç? Asıl amaç piyasayla bisiklette piyasa yapmak tabii. Kızım ben zaten ne zaman bisiklet sürmeye çıksam böyle süslenip püslenirim ki o sportif kızlar var ya böyle hani tayt giyiyorlar böyle kuyruk tutuyorlar böyle çakata çukata çakata çukata koşuyor ya. Onları tavlamak asıl amaç bu. Asıl amaç dangozsun bence, dangoz. Dangoz olduğun için benimle çıkıyorsun. Ne dangozluğu lan? Ne dangozluğu? Asıl yanında kadın varken başka kadınların gözüne kıymete biniyorsun. Tabii kadın bir bakıyor lan diyor bu kapıldığına göre diyor. Bunda diyor ne numaralar vardır diyor. Yalan mı be? Ha? Hele bir de evliysen var ya aba. Hele bir de evliysen artık yani. Bak, orada ne diyorlar biliyor musun? Orada ne diyorlar biliyor musun? Allah diyor bu üç testi de geçmiş. O da işin de geçmiş bu diyor. Hemen harf. Tamam o zaman hadi. Nereye gidiyorsun? Kemiksiz. Tamam nereye gidiyorsun? Ne bileyim ben ya, sahile falan gideriz işte. Ha? Sahile? Ha. Olur aslında sahil. Yani seviyorum sahile gitmeyi. Belki bisikletle giderken şey yaparız, dururuz. Kayalıklarda otururuz. Seninle birlikte dalgaları izlemek istiyorum ben.
hemen dalgalara bakarım. Daha güzel. Dalgalar güzel. Sen çekilsin. Tamam mı? Tamam. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Bisiklet kullanmayı biliyor musun sen? Ha? Öğreteceksin işte. İyi, iyi, iyi kızım. Bisiklet kullanmak sandığından çok daha tehlikeli bir şeydir. Bundan 10 yıl önceydi Melis. Ama şimdi uğraşamayacağım, hadi gel. Bisiklet kullanmak sandığından çok daha tehlikeli bir şeydir. Bak düşersen en azından şunları takarsan bir şey olmaz, tamam mı? Al bunları. Neyin, motosiklete mi biniyoruz? Ya kızım, önemli değil. Düşersek sana bir şey olmasa. Çünkü zaten sana bir şey olursa ben... Sana bir şey olursa ben çok gülerim. Çok gülerim. Şöyle ki zaten senin için komik bir tipin var ya, normalde öylesin zaten. Hani böyle düşünsene, bisikletlerde böyle mıncıllara yapışmışsın. Ha, buradan çakıl taşlara dökülüyor, rezillik. Bayağı gülerim. Yok komik. Hadi düşmem ben. Nasıl şey yapıyorum? Nasıl biniyorum? Şöyle biniyorsun. Pedal kendiliğinden dönüyor. Ama sen hiç bilmiyormuşsun ki ya. Hiç bilmiyormuşsun ki ya. Geç arkaya ya, geç. Sahilde tamam, alırım. Hadi geç, alırsın sahilde, hadi. Tamam. Bu şey yap. Dur. Hı. Evet, önce koltuğumuza oturuyoruz. Oturuyoruz. Evet. Oturduğumuz koltuğumuza. Nereye koyacağım ayağımı? Tamam. Gidonu tuttuk. Tamam. Tamam. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Tuttum. Tamam mı? Tuttum. Hadi bakalım, gidiyoruz. Of. Fark etmemişim. Omuzlara ne kadar gün Serkan? Oh. Çok geniş, önümü göremiyorum. Bütün yolda önümü göremiyorum. Ayrıca iğrenç ter kokuyorsun. Parfümün ter kokunu bastı. Hiçbir şekilde bastırmamış. Ergen gibi terleyeceksin bütün yol. Ben senin terini bir çekeceğim ya. İn bisiklete. Allah... İn. İn lan bisiklete. İn. Janta lastiğe yapıştırmışsın. Janta lastiğe yapıştırmışsın. Ağzına s**mışsın bisikleti ya. Dayanmışsın çocuğuna. Ağzına s**mışsın bana. Ay. Ne vuruyorsun? 50 kiloyum ben. Ayda mı? Çok komik espriler. Allah'ım yarabbim ya. Abi bırak ya, o kadar laf edeyim. Ben şişiririm. Ben şişiririm. Ya kızım olmaz. Bunu yapamayacak kadar narin senin önlerin. Bu ne lan hakikaten? Çarpık gibi bu. Bu nasıl bir şey bu ya? Yaratık gibi. Bu ne? Ele bak, küçücük. Sen bu ellerle ampul bile değiştiremezsiniz. Ya sabah sabah bu ne gürültü ya? Uyuyamadım bir türlü ya. Şey yap, git. Şu anda buradan gitsene ya. Günaydın Zeynep, ne yapıyorsun? Serkan! Allah'ım seni çok özlemişim. Sen ne kadar güzelsin Serkan. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Serkan. Sabahın bu saatinde bu kadar güzel olabilmek asıl zor olan budur yani. Şöyle bir bakıyorum, hiçbir eksik göremiyorum şahsen. Aa, çok güzel. Bir bak, şöyle de bir bak. Bak, kafatasının içinde bir eksik olabilir mi? Görünmüyor. Beynisi olmayabilir mi? Bir kere hiç öyle havalara girme, espri yapamıyor. Midye dolmalar şey, pilavlı çıkıyor diye espriler yapıyor. Gerizekalı. Serkan. Bir şey söyleyeceğim, bir şey daha söyleyeceğim. Şu bele bakar mısın? İncecik vazo gibi ya. Şeyde yüzüne de baksana, şu anda bakabiliyorsan suratına bak. Ben bakamıyorum çünkü işte bile. Melis. Sen niye Serkan buraya geldiğinde benimle bu kadar kötü konuşuyorsun? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben hiç evde de öyle konuşuyorum onunla. Evde de kötü. Serkan. Sen niye sabah sabah buraya Melis'le bisiklet sürmeye geldin? Yani. Eğer sabah sabah yatağında mışıl mışıl uyumak yerine Melis'le buraya bisiklet sürmeye geldiysen... Bir şey buldum ben. Sen
kilo vermeye çalışıyorsun. Ah! Süper. Tabii canım, kilo vermeye çalışıyorum. Melis'i de arkana koyacaksın. Ağırlık diye böyle yukarı doğru çıkarken yokuşlar değil mi böyle? İyice böyle ağırlık yapacak, canım, kilo vereceksin. Ben 50 kiloyum. Ben şu şekilde 50 kiloyum. 1.60-50'yim ben, tamam mı? Ya bırak Allah'ın aşkına. Neyse, ben bunu çözdüğüme göre gidiyorum artık da. Serkan! Hadi siz devam edin o zaman. Görüşürüz Serkan. Kilo vermene gerek yok burada. Görüşürüz. Hadi. Kayalıklara hiçbir şekilde gidilmiyor şu anda. Burada öğreteceksin bisiklete binmeyi. Hadi bakalım. İyi, bin o zaman. Aç kaldır. Şimdi bak, ya da şöyle bin. Tamam. Bin buraya. Dur bir dakika. Bin. Ben hiç binmedim ki bisiklete. Şimdi bak, çok dikkat ediyorsun, tamam mı? Önce pedal çevirmen lazım. Dengeni sağlayabilmen için pedal çevirmen lazım. Pedal, yaslanma bana. Pedal çevir, dur, yaslanma. Dur bir dakika. Yaslanma. Nereye yaslanacağım? Ya, al buna yaslan. Ya. Tövbe yarabbim ya. Dur, hayır, yaslanma, dur, yaslanma. Yaslan. Dur. Gel yaslan. Gel yaslan o zaman. Allah Allah. Bırak illem. Çekil buradan. Çekil buradan. Çekil. Ne? Ne vuruyorsun? Öğretemiyorsun bisiklete binmeyi. Ne yaslanıyor? Yaslanma diyorum. Üf. Salak mısın? Ara ara ara. Oğlum var ya. Çekil sen buradan. Allah, bitti sen! Çık at! Salak mı dinledin ya? Yaslanma diyorum, inadına yaslıyor. Konsantrasyonu bozuluyor benim, ben ne yapayım? Yaslanma işte! Zaten bana yaslanma çok hoşuma gidiyor. Sen uçtun, ben uçtum. Aşk mı bu, söyle sevgilim? Ben zaten bir boştum. Oynattın dengemi. Macunlu sohbetler, edepsiz şikayetler. Mangaldan taş dökümler. Nereden çıktı bu süperler? Aynı şov bu. Hep aynı, hep aynı büyüdüm aşklar. Hep aynı, hep aynı bakışlarla. Süslenen yalanlara tatlı soslar. Hep aynı, hep aynı. Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti, bitti mi? Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Her yerde sen vardın. Taktikler bitti, bitti mi? Kankuş, yavrum! Azda. Ne haber yavrum ya? Ama ayıp oluyor be Tankuş. Bir menajer sanatçısını böyle mi karşılar? Bir ayağa kalk, sarıl, öp, bir şey yap ya. Ajdacığım geç otur, aç kulağını, beni iyi dinle bak. Tanıdığım bütün magazincileri senin albümünün yeni tanıtımı için ayarladım. Tanımadıklarım için de araya adam soktum. Gazeteciler birazdan gelecekler. Gözünü seveyim, rezillik çıkarma. Son şansın. Ay aşk olsun Tankuş'um ya. Niye rezillik çıkarayım? Ben bugüne bugün sanatıyla devleşmiş bir sanatçıyım ya. Ajdacığım sen sanatıyla değil, botokslu büyük dudaklarıyla devleşmiş bir sanatçısın. Bak, sen insanlarda merak unsuru uyandırmıyorsun. Medyatik bile olamadın ya. Ben daha nasıl ben merak unsuru uyandırayım ayol? Murat Boz'la aşk yaşadım, haber olmadı. Herkesten önce Murat Boz'un haberinin olması gerekmez miydi bu durumdan? Ha? Yani. Senin platonik aşkını magazinciler ne yapsın? Ne var arzu? Ay Tankut Bey, gazeteciler. Allah! Geldi. Al içeri, Tankuş, al. Bak, bak, bak bakayım. Nasıl, güzel miyim? Nasıl? Dişinde ruj var, dişindeki ruj temizle. Çocuklar, hoş geldiniz çocuklar. Evet. Ajda Hanım hanginiz? Yani. Ajda Hanım, var mı böyle ilişki tarzı bir şeyler hayatınızda? Ay çocuklar lütfen çekmeyin, ne olur üstüme gelmeyin, yalvarıyorum. O şeyi söndür, gözüme gözüme sokma. Ay çocuklar lütfen beni yalnız bırakın, ne olur. Peki. Çocuklar lütfen, yani bunu yapmayın çocuklar, bana. Çocuklar! Ne olur özel hayatım, beni ilgilendirme. Şaka yaptı. Yalnızca o özel insanı ilgilendirme. Ha şaka yaptı Ajda. Çocuklar. Ama lütfen daha fazla üstüme, hiç hoş değil. Hiç hoş değil, insanın üstüne böyle... Hiç hoş değil, yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Aa bu da Tankuş bu arada, sen araya girme. Arkadaşlar işini Ajda yapıyor. Benim menajerim, yol arkadaşım. Ajda. Gittiler Ajda, gittiler. Nereye gittiler? Niye gittiler Tankuş? Valla ben de anlamadım. Üzerime çok fazla gelmeyin, soru sormayın, çekin gidin dedin, hemen gittiler. Çok anlayışlı çocuklar bunlar. Hay ben bunların anlayışına tüküreyim ya. Bana mı denk geldi anlayışlısı? Arkadaşlar, çocuklar. Ya ben en gizli sırlarımı açıklayacağım. Eski sevgilim ayak fetişiydi Flash. arkadaşlar, erkeğimin genç asa olurum. Ya gittiler ya. Ajdacığım giderler tabii. Ben başıma geleceği biliyorum. O yüzden seni uyarıyorum. Ben bir daha bunlarla röportaj falan yapmam. Zaten sevmiyorum röportaj yapmayı.
Hiç hoş değil yani. Bak bir daha ben bunların gazetesini falan da almam. Ben o gazeteyi kuşumun şeyinin altına bile koymam kafesinin. Ay Tankut Bey, Bensu Yıldız geldi dışarıda. Ha, bir o eksikti, çok güzel. Bensu Yıldız kapıda bekletilir mi kızım? Alsana içeri. Arzu, Arzu gitme gel. Ajda Hanım'a da yolu göster gitsin. Hadi Ajdacığım. Hadi canım, güle güle. Ama Arzu, ben bir dakika sana son şarkımı söylemedim daha. Son şarkını yolda söylersin Ajda. Nasıl yolda söylersin? Yolda giderken. Bak. Hani böyle konserin son şarkısıymış da... Konser bitiyormuş da gidiyormuşsun gibi hani. Hani böyle geri bir şey. Aynen şey. Öyle. Hadi zaman, göster. Tamam. Son, iki, üç, dört. Maya şortunu çiçekli. Ben geldim metekli. Bütün bir yaz beklemem. Bu akşam yerim seni. Çok güzel Ajda, çok güzel. Çok güzel Ajda. Evet, açıl Bensu Hanım geliyor. Evet. Açıl Bensu Hanım. Açılsana! Bensu geri görmüyor musun? Tamam, kimse yok. Kimse yok, iyiyim, tamam. Hoş geldin, ver elini bir öpeyim ben senin, ha elini öpeyim. Öptürmedi elini. Ya sen neredesin ya? Ya bugün benim filmin yapımcısı aradı, diyor ki... Bensu oynamazsa diyor, ben bu filmde mahvolurum, kahrolurum diyor. Oyna Bensu, oyna. Oğlum, bu kadın iş konuşmadan önce oturup rahatlamak ister lan! Affedersiniz, tabii. Yalnız Bensu, kazandığın bütün parayı halılara mı yatırıyorsun? Şu olayı bir değiştirsek diyorum, ha bu ne? Yalnız Bensu Hanım, güzelliğinin altının çizilmesinizden hoşlanıyor öyle kırmızı halıyla. Onu ben size bir söyleyeyim de, onu bilin de yani. Ve bekletilmekten de hiç hoşlanmıyor. Yapma, Bensu'nun yanında yapma lütfen. Evet, senaryoyu okudun mu Bensu? Kabul ediyor musun? Sevdi. Sevdi. Evet, evet Bensu. Hı 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 hı. Tamam, tamam canım. Yalnız bazı sahnelerin çıkartılmasını istiyor Bensu. Bu güldüğü sahneler var. Evet. Onlar çıkarılsın. Çıkarsın. Yerine böyle ağladığı sahneler koyulsun. Onu istiyor. Tamam, kabul. Hı hı. Hı hı, Bensu. Hı hı. Ağzını açmadan konuşabiliyorsun. Bravo sana Bensu. Hı hı. Bravo. Hı hı. Teşekkürler. Teşekkürler Bensu. Bensu Hanım ağladığında daha güzel göründüğünü düşünüyor. Tamam, o sahneleri çıkardık. Hepsi ağlama sahnesi oldu. Hı hı. Tamam, aldım ben. Yok, o sahneyi de sevmiş. O sahne atasını istemiyor. Zaten bu en yakın arkadaşını ayarttığı sahne var ya. Evet. Bu konuda o çok deneyimlidir bu. Ha. Yapar yani. Onu bilemeyeceğim. Hı hı. Tamam, tamam Bensu'cum. Çok gerçekçi oynayacağını düşünüyorum. Ha, anladım. Ya bu kadar çok şeyi bir arada hep söyledi mi? Yoksa bunları size gelmeden önce söyledi, siz aranızda pay mı ediyorsunuz? Tamam! Tamam! Bensu Hanım'ın limonata saati geldi. Sessizlik. Sessizlik. Bu kadın limonata içerken konuşulmasından hoşlanmıyor. Tamam. Hoşlanmıyor. Çıkar, pleti çıkar. Çıkar, 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 çıkar. Tamam, hemen koy bunu. Ver, hemen içeri. Bensu'cum. Bensu'cum, limonata. Hadi bakalım. Hadi, bismillah. Hadi. Çok içme. Çok içme, sonra çişimiz geliyor. Çişimiz geliyor. Hadi yeterli bakalım. Mi? Tamam, yeter artık. Hadi şimdi yeterli sokacağım. Bensu? Hadi şimdi, hadi. Az bir şey daha. Tamam, içelim Bensu. Hadi. Az, çok güzel. Tamam. Efendim? Evet. Neydi en son, ne diyorsun? Buyur Bensu. Hangi sahne? Anlamıyorum Bensu. Bensu yüksek konuş. Hangisi? Ha, öpüşme, ha, öpüşme sahnesi diyor. Ha, tamam. Öpüşme bu şey, bu öpüşme sahneleri var. O öpüşme sahnelerin tamamı çıkarılsın istiyor. Tamam, şöyle yapalım. O öpüşme sahneleri için dublör kullanalım. Zaten öpüşme sahnesinde Mehmet Günsür'le öpüşülecekti. Mehmet Günsür mü? Mehmet Günsür mü? Tamam, öpüşecek bunlar. Sese bak. 3 yıldır menajerliğini yapıyorum. Sesini ilk defa duyuyorum. Öpüşüyor musun? Mehmet Günsür diyor, bak öpüşüyor musun? Şefim. Bak bir daha bulamazsın Bensu. Tamam mı? Tamam mı? Yapış. Dil dil yapma dil. Ayıp artık. O kadar dediği be. Tamam. Tamam tamam. Öpüşecek, öpüşecek. Bayağı öpüşecek. Tamam, öpüşecek. Bayağı net öpüşecek. Hatta yok artık lan. O kadar mı diyorsun? Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu öpüşme sahneleri var ya. Evet. Onları komple biz atalım. Atalım. Hiç onlar çünkü mevzuyu uzatıyor ha. Bensu, değil mi? Direkt olaya girecek bu. Oo! Arka arkaya böyle arka arkaya bol bol sevişme sahneleri. Bol bol yani direkt, böyle direkt şekilde. Ha. Ona izin vermezler ama yani Bensu, o kadar da abartma istersen. Ama normal konusuz film Bensu, ona nasıl... Peki, tamam, peki, tamam, peki, peki. Bensu Hanım arada kalmışlıktan hiç hoşlanmıyor. Ya hero ya mero ya hiç ya... Tamam mı? Ona göre yani. Öyle mi diyorsun? Direkt niyet mi yani? Tamam.
Bensucuğum, Mehmet falan yok, Günsür hiç yok. Ben sana zarf atmak için söyledim. Ben sözleşmeyi imzaladım. Kiminle öpüşeceğini bilmek ister misin Bensu? Evet. Geliyor. Vay. Adamın kralı, nasılsın? Hoş geldin Kanter. Sağ ol. Kanter içinde kalmışsın. Kanter kim oğlum ya? Popçu Kanter değil misin sen? Ne alakası var oğlum Popçu Kanter'miş? Gözünü bir çıkar bakayım. Ah! Ersin! Ya ben karıştırdım ikiniz de 1.50 boy güneş gözlüğü. Gereksiz şakalar. Bensu Hanım, sizin magazin programlarında işte her yerde izliyoruz. Gerçek hayatta da daha güzelmişsiniz. İltifatlarınız için çok teşekkürler. Yok yok, gerçekten öylemişsiniz. Haksız kazanç sağlamış gibisiniz. Yani sizin güzelliğinizi 5 çirkine pay etsek hepsinin gideri olurmuş gibime geliyor. Çok sağ ol. Yani Beyza'nın kadınlarını sırf sizin için 100 kere izledim ben. Allah'ım ya. Cehalet çok kötü bir şey ya. Vallahi yani. Oğlum biz... Ne alaka yani? Oğlum biz sizinle ne yapacağız ya? Oğlum bu kadın Beyza'nın kadınlarında oynamadı ki. He, doğru söylüyorsun. Ben de çok baktım, göremedim. Ama güzel filmdi. Güzel filmdi. Oynasaydı iyi olurdu. Neyse, Tankuç'um sen beni hangi rol için çağırdın kardeş? Bensu Hanım'ın başrol oynayacağı filmde yan karakter. İyi adam mı, kötü adam mı? Nasıl? İkisi de değil. Ne iyi ne kötü. Hatta adam değil. Ha iyi. Ben severim böyle enteresan hikayeleri falan. Peki hikaye ne? Nasıl bir şey? Hikaye şöyle. Kötü adamlar başroldeki Bensu Hanım'ı kaçırıyor. Bir dağ evine hapsediyor. Ellerini ayaklarını bağlıyor. Bu karakter de girip arada bir onu öpüp çıkıyor. Kabul ediyorum. Kabul etti. Ay Tankut, ben de onunla öpüşmem. Ay onunla ben de öpüşmem Bensu, yani ne alaka? Gidelim sabaha kadar, inşaat demiri emerim daha iyi. Haydi gidelim, gidelim. Haydi. Bu kadar hızlı reddedildiğimi ben hatırlamıyorum. Bak ilk görüşte aşk, ilk görüşte reddedilme. Şş, ben öpüşürüm seninle. Ah! Tankuç'u ben bu işte yokum, görüşürüz kardeşim. Ersin'cim ben hiç yokum, beni bekle. Ben niye varayım? Aldım. Aldım aşkım, tamam. Kumanda pili, evet. Tamam. 1, 2, 3 kişi. Evet, soğuk kağıdı aldım. Peki bulaşık... süt? Aldım. Ne? Süt. Süt? Süt vardı aşkım, evde baktım ben, buzdolabında vardı. Gerek yok süte. Ay o kadarcık süt kime yetecek Şahin? Yavrum biz kedimiz, niye biz sürekli süt içiyoruz ya? Sen benim sütümü mü sayıyorsun Şahin? Sütünü mü sayıyorum? Aşkım bir şey söyleyelim, biz sütten kesileli çok olmadı. Bu süt coşkusu nedir ya? Şahin, marketten çıktıktan sonra kasaba doğru canım. Kendine taze beyin al. Ha çok komik. Gerizekalı. Kapat lan telefonu. Aptal mıdır nedir ya, pardon. özür dilerim. Buyurun. Benim iki parça ürünüm var da ben önünüze geçebilir miyim acaba? Önüme? Tabii. Buyurun. İki parçadan ne olacak canım? Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Anne! Anne ne yapıyorsun burada? Anne neler almışsın böyle? Ne yapayım kızım? Ne yapayım? Almasa mıydın?
Yani anneciğim, şimdi ben beyefendi dedim ki iki parça ürün ayıp olacak yani. E ama ne yapayım yavrum, hep ihtiyaç bunlar. Acımızdan ölelim mi yani, hep ihtiyaç. Ablacığım, savaş çıktı da benim mi haberim yok ya? Bu nasıl bir açlıktır, bu nasıl bir ihtiyaçtır ya? Ah ah! Daha nelere ihtiyacımız var da marketten alınmıyor. Tövbe estağfurullah. Yani isterseniz siz şey yapın, biz geçelim artık. Yok yok, buyurun buyurun, siz artık geçtiniz zaten, geçildi geçti. Buyurun, evet buyurun. Sağ ol. Rica ederim, buyurun. Refik Bey, bunun barkodu okunmuyor, yenisini getirebilir misiniz? Hemen getiriyorum. Başka kasa yok mu ya? Ablacığım, aynısından kalmamış. Bu da çok satıyor. Bunu vereyim mi? Nedir bu? Muadili. Muadili mi? Ya aynı lacivert işte. Gerçekten iğrençsiniz. Ben muadilini istemiyorum, ben aynısını istiyorum. Ya ablacığım, aynısı işte muadili. Vardı vardı, sen git bir depona bak. Ablacığım, bir şey söyleyeceğim. Muadil de aynı şey sonuçta. Alsanız da şurada kuyrukta sıra olmasa geçip gitsek ne var ya? Bana ne, bana ne? Ben muadilini istemiyorum, ben aynısını istiyorum. Bana ne, bana ne? Siz nerelisiniz ya? Bu ne biçim bir şivedir, bu nedir ya? Telefon. Alo? Şahin, nerede kaldın? Vallahi en son muadilde kaldık aşkım. Hıyar dedim mi ben sana? Bir onu demediğin kalmıştı, onu da dedin, tam oldu hayatım. Ay saçmalama da, bir kilo hıyar al gelirken. Yavrum bak, kuyruktayım şimdi, gir çık yapmayayım boşuna ya. Giren çık alsana aşkım, beni ilgilendirmez. Bir kilo hıyar almadan gelme eve. Kapat lan! Kapat derimi! Terbiyesize bak ya. Ya çok pardon hanımefendi. Hanım bir şey istedi. İki dakika şurada alıp gel, sen benim sıramı beklersin. Beklerim, beklerim. Ablacığım vallahi yok aynısından. O zaman ben muadilini istiyorum. Biraz önce getirdim ben ablacığım. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Bana ne, bana ne? Ben muadilini istiyorum. Ta havle ve la kuvvete. Bana ne, bana ne nedir ya? Allah Allah. Ya pardon, başka kasa yok mu burada ya? Hanımefendi, hepsi 6.25. Nakit mi, kredi kartı mı? Kredi kartı. Bir saniye. Şöyle vereyim. Hanımefendi, üzgünüm ama bakiyeniz yetersiz. Dur. Aa, sensin yetersiz be, duymamış olayım. Çabuk bir daha çek. Oğlan yine herhalde çekemedi. Hanımefendi, bakiyeniz yetersiz. Ya ne demek yetersiz ya? Niye hemen benim bakiyeme iftira atıyorsunuz? Belki sizin makineniz bozuk. Allah Allah ya, günaha giriyorsunuz bir kere. Hemen başka bir makinayla yeniden çekilmesini talep ediyorum. Reddedildi. İtiraz ediyorum. Hanımefendinin kefaati neyse ben vereceğim. Salıverilmesini talep ediyorum efendim. Kabul edildi. İtiraz ediyorum. Ya siz bana fakir muamelesi yapamazsınız. Benim durumum çok iyi. Babadan zenginiz biz. Kardeş bir daha dene ne olur ya. Bir kez daha deniyorum. Hanımefendi, dediğim gibi bakiye yetersiz. Buyur. Ay inanmıyorum, ben hayatımda ablacığım böyle bir rezillik hiç yaşamadım yani. Hiç. Anlıyorum. Çok üzgünüm. Bir bankayı arayayım ben. O ne ya, kadın dayısının suçu. Bayan bir şey söyleyeceğim ya. Ya zaten iki parça şey almışsınız. Müsaade edin, ben edeyim. Bana koymaz yani, ne olacak ki? Aa, bayan senin babana derler be. Sen bir kere kimsin bana böyle bir teklifte bulunma cüretini buluyorsun? Ya ne olacak, siz bana sonra verirsiniz. Bana ahlaksız teklifte bulundu, gördünüz değil mi? Herkes gördü. Ben şu banka işini halledeyim. Seni var ya polise tutuklattım. Ama ablacığım bak, çok yanlış anladın. Ben öyle bir şey demek istemedim. Ben kuyruk ilerlesin diye söyledim ya. Şimdi ablacığım mı olduk? Çevir kazı yanmasın. Ablacığım mı olduk? Yemezler seni var ya, kör kuyularda süründüreceğim. Kardeş bir daha dene lütfen ya. Dur. Telefon. Ne var lan? Şahin, sen geliyor musun yoksa muadilini mi bulayım? Ya bak, zaten sinirim tepemde, delirtme beni, delirtme beni. Sen hala markette misin? Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, paramla rezil oluyorum, ne yapayım? Ay senin rezil olmak için paraya ihtiyacın yok ki. Sen çulsuzken de rezilden. Boşayacağım lan seni. Şuradan bir çıkayım, iki seni boşayacağım lan. Aman keyfin bilir. Kedinin velayeti bende kalır ama. Lan sen kendini bir köpek etmişsin bana, sen kedini mi korkutuyorsun beni? Gerizekalı, kapat telefonu. Ne yaparsan yap ama o siparişleri getir. Kapattım telefonu. Konuşma bir daha. Aptal mıdır nedir? 365 lira 25 kuruş lütfen. Aa, 365 lira mı? Ay, ne aldım ki o kadar? Size laf sokuyorum. Nakit mi, kredi kartı mı? Pardon? Nakit mi, kredi kartı mı? Bir saniye.
British and Greek and American and daha platinum kartla ödeyeceğim. Limitsizdir de bu. Tank alınır bununla, tank! Sorun çözülecek, arıyorum şimdi. Yazık ya, olur yazık. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Tankı, topu, tüfeği boş versen de şifreye girsen de şuradan bir çok affedersin. Çok rica ediyorum, çok darlandım bak. Sürekli kuruk değiştiriyorum. Ay bir dakika. Yine ne oldu ya? Bunun son kullanma tarihi geçmiş. Ben ona bir bakayım. Hayda. Evet, biraz geçmiş. Biraz mı? Biz hangi yıldayız şekerim? 2015. Ha, orada kaç yazıyor? 2014. Son kullanma tarihinin üzerinden tam bir yıl geçmiş ürün mü satıyorsunuz siz? Yani bu ne kontrolsüzlük ya? İnsanların sağlığıyla oynuyorsunuz. Müdürü çağırın buraya hemen, müdürü çağırın. Ablacığım bir şey söyleyeceğim. Yenisini versinler, onu alma. Yenisini alın, şuradan çıkıp gidelim. Çok rica ediyorum ya, lütfen ya. Nasıl yani, şimdi benim buna göz yumma mı bekliyorsunuz? Yani ya ben onu yeseydim de zehirlenseydim, geberip gitseydim, şurada kim verecek hesabını? Ha? Müdürü çağırın hemen buraya, çağırın müdürü çağırın. Müdür bey, kasa 3. Müdür bey, kasa 3 lütfen. Buyurun hanımefendi. Şikayetiniz nedir? Bu ürünün son kullanma tarihinin üzerinden tam bir yıl geçmiş. Kullanmayın o zaman. Yahu siz benimle alay mı ediyorsunuz? Yo, gerçekten kullanmayın. Yerseniz, zehirlenirsiniz, Allah muhafaza, yani bir şey olur. Ben de onu diyorum müdürüm ya. Kullanmayın o zaman diyorum. Yenisini versinler diyorum. Dinlemiyor hanımefendi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Çalışmıyorum efendim ben şu sıralar. İşsizsiniz. Evet. Bize tam satış elemanı lazım. İsterseniz yarın hemen gelin başlayın. Bakarız, onu düşünürüz. Ay! Delireceğim be! Allah Allah! Ben burada az kalsa zehirlenecektim diyorum. Siz iş konuşuyorsunuz yahu. Hanımefendi, yememişsiniz, içmemişsiniz. İşte bir şey olmamış. O kadar abartmayın lütfen. Bence de o kadar abartmayın lütfen hanımefendi. Sayın müşterilerimiz, Allah Allah. Mağazamız 10 dakika içerisinde kapatılacaktır. Keyifli alışverişler dileriz lütfen. Ablacığım bak 10 dakika diyor, gözünü seveyim. Allah aşkına al şunun yenisini, hadi çıkıp gidelim şuradan lütfen ya. Sizi Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğim, kapattıracağım bu mağazayı. Ya Allah'ını seversen ablacığım bak şuradan çıkalım, istiyorsan benzin döküp yak mağazayı. Allah'ını seversen ya. Aa, ben her şeyi yasal yollarla hallederim. Niye öyle beni, nelere teşvik ediyorsunuz yahu? Eşkıya mıyım ben? Seni de şikayet edeceğim. Mağazanız ha kapandığa kapanacak. Bırakın goy goy yapmayı da, acele edin lütfen. Yedim. Var mı herhangi bir zehirlenme belirtisi? Geberip gittim mi? Bir şey mi oldu? Al yedim işte ya. Ya bak gözle çıkıp giderim şuna. Allah'ını seversen be. Ya. Abdüstü beynir. Para zehri mi bu? Neyini zehirleniyorsun? Al yenisini gidelim işte. Ay deli misin ne ayol? Git şu kasayı şuradan et. Kolum koptu. Bağırma. Bağırıp durma. Hadi kardeşim. Kardeşim şunları sana zahmet tıkır tıkır bir geçirirsem. Beyefendi yavaş. Yalnız burada çok fazla ürün var. Yani burası ekspres kasa olduğu için 5 üründen fazlasını alamam ben. Senin alnında mı yazıyor ekspres kasa? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ben nereden bileyim buranın ekspres kasa olduğunu? Beyefendi sakin olun lütfen, şuraya bakarsanız görürsünüz. Onu niye daha büyük yazmıyorsunuz? Ama yani beyefendi... O kırakı niye daha yazmıyor? Ben nereden bileyim onu orada? Ağzınızdan köpükler çıka bana saldırmanız gerekmez beyefendi. Ne yapacağız şimdi? Dediğim gibi burası ekspres kasa olduğu için 5 üründen fazlasını geçiremezsiniz. Hadi ya. Evet, 5 tane ürünü seçin, gerisini bırakın lütfen. Hangisini seçsem acaba? Hepsi şimdi benim çocuğum gibi oldu, biliyor musun? Karar veremeyeceğim yani. Tüh, ne yapsak ya? Beyefendi siz iyi misiniz? Değilim galiba. Ne var lan? Şahin neredesin? Neredeyim biliyor musun? Bak tam sıra bana geldi. Buranın ekspres kasa olduğunu ve sadece 5 ürün geçirebileceğimi öğrendim. Ne kadar şahane değil mi hayatım? Hangilerini seçtin bana onu söyle. Bilmiyorum, kasiyer arkadaşlar onu tartışıyoruz şu anda. Ay böyle önemli kararları kasiyer parçasıyla mı veriyorsun? Bana da danışman gerekmiyor muyuz Şahin? Boşayacağım lan seni. Buradan bir çıkayım boşayacağım lan. Sen kapatmasana bir dakika. Evdesin değil mi sen? Evet. Kalsana 2 dakika telefonda kalsana sen. Ve sen kalsana. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey, herkes buraya baksın. Beyefendi ne oluyor? Eğer ürünlerin 5 dakika içerisinde bu kazadan geçmezse kasiyeri öldürürüm. Güvenlik. Çabuk buraya gelin. Güvenlik. Mesai arkadaşınız bir psikopat tarafından yakalım. O değil lan, o değil. Şu an.
Ayağa gelme ayak! Ay! Ay gidiyorum ben! Ay! Bak koçum, kendisi bedapsın. Yanlış şeye yapıp hayatını karartma. Duyamıyorum sizi. Bak koçum, kendisi bedapsın. Yanlış şeye yapıp hayatını karartma. Bir daha. Bak koçum. Gencecik adamsın, yanlış bir şey mi? Hayatını karartma! Veririm lan şopu! Bir şey söyleyeceğim, ben gemileri yakmışım artık. Ya bu ürünler bu kasadan geçecek ya da bu kel bir kasiyeri öldüreceğim. Beş üründen fazlası mümkün değil. Ya müdürüm, bu istediğin imkansız. Ya altıncıyı bırak, beş ürünü öde, efendi gibi yuvana git... ...ya da ağzını burnunu kırdırtma bize! Ne var lan? Şahin, baktım dolaba da süt varmış, sütü bırak. Kapatmasana sen bir ya. Evdesin değil mi sen hayatım? Evdeyim. Kapatma sen yarın. Bir yeni bir teklifim var size. Ben ürünleri almaktan vazgeçtim. Kılıma zarar gelmeden çekip gitmek istiyorum buradan. Okey midir? Tamam. Bizim için uygundur. Evdesin değil mi sen Burcu? Evdeyim. Senin ben uygun. Gel bir kalem. Dur. Tam ona sarılırken gördüm pencereden. Gülünecek ne vardı? Gülüyordun ya öperken. Bu gece seninle olalım canım derken sildim seni o anda perdemden. Uykusuz her gece bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece ay yorgun ölesiye, unutur muyum seni yorulsam her gece. Bu adamların hayali ihracat içinde olduğundan şüpheleniyorum çocuklar. Peki ne yapacağız Hamza baba? Planımız gayet basit. Zamanı geldiğinde hepsini emniyete davet edeceğiz ve ifadelerini rica edeceğiz. Ama önce yeterli delillerin oluşmasını beklemeliyiz. Kes! Kes! Bekleyemeyiz. Asistan bekleyemeyiz. Bu nasıl bir dizi? Bu nasıl bir polisiye dizi? Yani müzik kanallarındaki akvaryum bile daha heyecanlı. Reytingler yerlerde şu an. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Elinden gelenin daha fazlasını yapmak zorundasın asistan. Neyse Allah'ıma şükür ben geldim. Ben bu diziye var ya reyting rekorları kırdıracağım. AB ile Total'i üst üste koyup neye uğradıklarını şaşırtacağım. Ürünü öyle bir yerleştireceğim ki montajda bile çıkaramayacaksınız. Çünkü ben kimim asistan? Total Hüseyin. Duymadın bir daha. Total Hüseyin. Total Hüseyin. Sen kim? Total Hüseyin. Evet işte Total Hüseyin. Asas reyting budur. Evet, hadi bakalım. 3, 2, 1, motor. Bu adamların hayali ihracat işinde olduğundan şüpheleniyorum çocuklar. Olmaz, olmaz. Hayali ihracat ne ya? Hayali ihracatın hayali reyting olur. Değiştir bunu, çabuk. Bu adamların normal ihracat işi yaptığından şüpheleniyorum çocuklar. Ortada bir suç yok, dağılın. Ya nereye dağılıyorsunuz, nereye dağılıyorsunuz ya? Arkadaşım gerizekalı mısınız ya? Suç yok diyor ya. Suç yok diyor Allah'ım yarabbi ya. Reytingler yerlerde. Şimdi Selin girsin, Selin. Başkomiser Tuğçe'yi rehin almışlar Hamza baba. Ne diyorsun sen? Gidip hemen kurtarmamız lazım. Çocuklar hazırlanın. Harika, harika. Aynen. Reytingler coştu. Şimdi ne diyoruz? Ekibin sert adama ihtiyacı var. Sert adam pelesenk cümlesiyle girsin. Herif pisliğin teki çıktı Hamza baba. Bu mu sert adam? Neyse seyirci ters köşeyi seviyor. Planın nedir Hamza baba? Plan şu Selin. Hepsini kendi ellerimle vuracağım. Yok yok. Selin şiveli olsun. Şive reyting getirir. Şive reyting getirir. Plan şu Selin. Hepsini kendi ellerimle vuracağım. Kız şiveli cesurun teki çıktı Hamza baba. Hazır mıyız çocuklar? Gidiyoruz. Harika, harika. Reyting tamam. Reyting tamam yaptı. Şimdi rehine sahnesine geçiyoruz. 3, 2, 1, motor.
Dua et de istediklerimi yerine getirsinler. Yoksa giderken yanımda seni de götüreceğim. Olmaz olmaz. Tuğçe sivil yakalansın, seksi olsun. İşte bu. İşte reyting bu. Et eti görecek. Seni korkak pislik. Kürşat, elindeki silahı yere bırak. Tamam tamam. Elimdeki silahı bulduğum bir yere bırakıyorum. Oh ne güzel. Silahla birlikte reytingleri de bıraktınız. Aferin size, aferin. Gerilim istiyorum, isyan istiyorum. Kızım geriliyorum bak, görüyorsun, gerilim istiyorum. Eğer istediklerimi 30 dakika içerisinde yerine getirmezseniz Tuğçe komiser ölür. Herif tehditkarın teki çıktı Hamza baba. Ne istiyorsun Kürşat? Nakit 1 milyon dolar artı bir helikopter. Olur. Olmaz. Olmaz. Herkesin istediğini isteme. Farklı bir şey olsun. Hadi bakalım. O zaman nakit 500 Japon yeni artı deniz otobüsü. Olur. Olmaz. Olmaz. O zaman 2 ekmek 10 yumurta. Olur. Olmaz. Herif açın teki çıktı Hamza baba. Yemek programı çekiyoruz ya. Ozan Tufan artı bir miktar para. Olur. Olur. Eğer istediklerimi 30 dakika içerisinde yerine getirmezseniz kızı öldüreceğimi daha önce söylemiştin değil mi? Defalarca defalarca. Yapacağım işte ben onu. Ay onu dinlemeyin. Bırakın vuracaksa vursun. Vur! Vur hadi! Vur! Oy Tuğse, seni kurtaracağız da teslim olayım sana Kürşat! Olmaz, olmaz, olmaz. Burada aşk unsuru eksik. Aşk olmazsa reyting de yok. Aşk serpiştirelim biraz. Kekik nane gibi, haydi bakalım. Tuğçe, ben seni çok sevirem Aybalan. Oh, seni seviyorum Hamza baba. Olur. Ya bu çocuk ne kadar da yakışıklı değil mi ya? Oh, kendime kurban olayım. Ay, çok seviyorum kendimi. Ay, kendim, oh, kendime çok aşığım kendim. Aferin, aferin. Millet televizyonu kapattı, koşarak uzaklaştı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Ya şu an siz ne yapıyorsunuz ya? Sürprizli aşk yapın bana hemen. Sürprizli aşk yazsın. Kürşat, sana karşı şiddetli bir aşk duyuyorum. Defolun gidin buradan, bizi yalnız bırakın. Ben de sana karşı boş değilim Tuğçe. Ah, elimi bağla. Ah, Tuğçe. Tuğçe, say my name Tuğçe. Say my name. Tuğçe. Ne yapıyorsunuz oğlum? Saçmalamayın lan. Ya edep denen bir şey var ya. Allah'ım ya Rabbi, benim de hoşuma gidiyor. Seyircinin de hoşuna gidiyor. Ama ritük denen bir şey var arkadaş. Bakın. Silahlar patlasın, Kürşat ölsün. Haydi bakalım. Geber! Herif Bülent Kayabaş'ın teki çıktı Hamza baba. Bölüm bitti. Bölüm bitti arkadaşım ya. Ya ekipten biri vurmadan suçlu ölünür mü? Allah'ını severseniz ya. Ah, ah iyiyim iyiyim Tuğçe'cim. İyiyim, iyiyim canım. Allah'tan verilmiş sadakan varmış da kurşun bir yerime denk gelmedi. Bu arada kaçmadığın için teşekkürler Tuğçe. Rica ederim. Ah, geberin! Hamza! Mükemmel, harika, harika. Rating şu an tavan yaptı. Şimdi şuraya şunu istiyorum. Çaktırmadan böyle yavaşça gelip bu suçlunun arkasında derdest edecek bir polis lazım bana. Çekil, çekil. Al sana. Ah, aman Allah'ım, hemen de derdest oldum. Müthiş, müthiş, harika. Evet, bu sana tanış. Şimdi buraya ürün yerleştirme yapalım. Ürün yerleştirme neydi asistan? Dondurma efendim, müşteri gerçek çikolata parçacıklarının vurgulanmasını istiyor. Vurgulansın, gelsin. Hamza baba yaralı. Ona hemen soğuk kompres yapmamız lazım. Evet. Ama ben geri zekalı olduğumdan yanımda hep Torotto dondurması getiririm. Oh. Vah, bu harika. Gerçek çikolata parçacıklarının çilek tadıyla dayanılmaz uyumi. Torotto, insanın vurulası geliyor. Harika, harika. Şimdi buraya güzel bir final istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Hamza baba. Hamza baba. Aferin çocuklar. Çok iyi iş çıkardınız.
Hadi şimdi gidip biraz dinlenelim. Olmaz arkadaşım, olmaz. Beklenmedik bir final olsun. Seyirci iple çekmesi lazım, anladın mı? Diziyi iple çekmesi lazım. Uş! Ayağım tren raylarına sıkıştı. Benim de. Ah, benim de. Benim de, benim de. Benim de. Aman Allah'ım, yoksa trenin altında mı kalacağım? Harika. Sal Anadolu Ekspresi gelsin. Lokomotif. Gelsin. Yak farları. Ver uzunları. Oyuncular donsun kalsın. Harika, mükemmelsiniz. Mükemmel. Şu an reyting tavan yaptı. Sizinle gurur duyuyorum arkadaşlar. Şu an reyting sıralamasının birinci sırasında biz varız. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, paydos veriyorum. 5 dakika dinlenin. Haydi bakalım. Aga böyle dizi mi olur ya? Daha oynamak olur. Şaka makara kukara bu da eğlendim mi tanesi? Sana ana ana çakara pakara bu da eğlendim mi tanesi? Şaka makara kukara bu da eğlendim mi tanesi? Sana bana ona çakara pakara bu da eğlendim mi tanesi? Şaka makara kukara bu da eğlendim mi tanesi? Sana bana ona makara pakara bu da eğlendim mi tanesi? Şaka makara